Gözünü ilk açtığında yoksulluktan perdeleri koyun bağırsağıyla bağlanmış babası Muharrem Ertaş'ın sazını görmüş. Kitap diye ilk defa Karacaoğlan'ın türkülerinin yazılı olduğu bir defteri tanımıştı o. Onu doğuran bu kurak toprakların yaşamak için saz çalmak zorunda bıraktığı bir garip göçebesiydi. Köyünden çıkıp İstanbul'a gittikten sonra ulaşacağı şöhreti elbette kendisi bile tahmin edemezdi. Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Kırşehir'imizin saygıdeğer yöneticileri, çok kıymetli hazirun, değerli misafirler, Türkiye'nin en büyük değerlerinden, Anadolu halk müziğinin efsanesini, büyük usta Neşet Ertaş'ı, doğduğu topraklarda, bugün açtığımız ve adını taşıyan kültür merkezimizde, bize bıraktığı mirasıyla, eserleriyle anıyoruz vefatının 5. yıl dönümünde. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu vesileyle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sayın Başbakanım, çok kıymetli misafirlerimiz, şimdi sizleri Anadolu halk müziğinin efsanesi Neşet Ertaş'ı anlatan kısa filmimizle baş başa bırakıyorum efendim, buyurunuz. Aldına ne gezersin havada, aldına ne gezersin havada. Dizinde sızıydı anamın derdi, tokacı saz yattı elime verdi. Yeni bitirdiydim üçüne dördü, gelip giden severdi babası gibi sazcı olmuş diye. Bizim geçimimiz ta öteye Atay dededen böyle. Asırlar boyundan beri böyle gelmişiz. Davullarımız, zurnalarımız, sazlarımız, kemanlarımız neyse. Halkımızın şenliği için, onların mutluluğu için asırlar boyundan beri hizmet vermişiz halkımızın mutluluğu için. Neşet Ertaş, aptaldır. Büyük bir gelenektir. Muharrem Ertaş'tır. Hacı Taşan'dır. Çekiç Ali'dir. Sazdır. Sözün en yalın halidir. Düğündür, dernektir. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm. Ne çalsak ne söylesek hepsini sizin için çalar söylerim. Son nefesime kadar sizlerle beraberim. Ayaklarınızın turabıyım, gönüllerinizin hizmetçisiyim, dertlerinizin ortakçısıyım ben. Ana vatanımsın, baba yurdumsun, ozanlar diyarı şirin. Neşet Ertaş bozkırdır. Sazı toprak kokar. Sesi toprak kokar. Bozlaktır. Gözyaşıdır. İçli bir havadır. Kırşehir'dir. Biz bu garipliği biz her zaman çektik. Memleketimizde de doğduğumuz yerde de çektik. Gariplik, biz her zaman gariplik. Yani sahipsizlik, yani yalnızlıktır. Yalnız kalmaktır, gariplik bu. Oh!
Neşet Ertaş aşktır. Tertemiz, saf, katıksız bir aşk. Küçücük kalbiyle kocaman bir sevdaya tutulmaktır. Sonra o sevdadan gelen kara haberdir. Hiç dinmeyen büyük bir kalp ağrısıdır. Bir köy düğününde kalbinde yanan ateşe tutulmaktır. Aşktır. Leyla'dır. 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 Hiç kimse kimsenin değil. Hak katında herkes birer bireydir ruh olarak. Gönüle gem vurulamaz. Gönül mahkum edilemez. Gönüle zincir vurulamaz. Gönül kimi severse de güzel olur. İki gönül bir olunca suvan yesen bal gelir. Ülkenin dününe ait ne varsa bir an için unutsak, bize ait ne varsa, bu toprağa ait ne varsa unutsak, unutuversek düğün nasıl yapılır, ölülerimiz nasıl gömülür, nasıl doğar çocuklar unutuversek, nasıl aşık olunur unutsak, nasıl ağlanır unutsak, sonra bir Neşet Ertaş türküsü dinlesek, yalnızca bir tane Neşet Ertaş türküsü dinlesek, unuttuğumuz her şeyi yeniden hatırlayabiliriz. Çünkü Neşet Ertaş Türkiye'dir. O şirin sözlerime, hayranım gözlerime, bakma el sözlerine, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel. Gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel. Aman eller görmesin, sakın eller duymasın. Aman eller görmesin, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel. Ozanım demiyorum, ben aşığım demiyorum, ben halk sanatçısıyım, halkın sanatçısıyım. Gel 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 yanıma gel. Sayın Başbakanım, Sayın Başbakanım, kıymetli misafirlerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kırşehir Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Bahçeci'yi sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Başbakanım, Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanlarım, değerli misafirler, kadim devirlerden bu yana ilim, irfan ve sanat merkezi olan Kırşehir'imizin son 100 yılda yetiştirdiği en büyük değer hiç kuşkusuz Neşet Ertaş'tır. Kendisini gönüller hizmetçisi, ayaklar turabı, dertlerin ortakçısı olarak ifade eden ve Türk halk müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan büyük usta, sağlığında kendisinden izin alarak adını verdiğimiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nin ve geleneksel hale getireceğimiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'nin açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Neşet Ertaş şehrimizin en yoksul köylerinden birinde dünyaya gelmiş olsa da garip mahlasıyla yazdığı şiirlerini sazına yoldaş edip gönül telimizi titreten ezgilere dönüştürerek Bozkır'ımızın ufkuna ölümsüz nameler bıraktı. Kendi deyimiyle bir kuru söze, bir garip saza tutunarak çıktığı sanat yoluna edebiyatımızın ve musikizmimizin zirvesinde tamamlayarak bizlere sanatın kudretini gösterdi.
Sanatı hiçbir ideolojiye esir etmeden, duygu ve düşüncelerini içinden geldiği gibi aşk ile çalıp söyleyen usta böylece bütün gönüllere girmeyi başardı. Ve yüzyıllar öncesinden söylenmiş ezgilerimizi günümüze taşımanın yanında kendi havalandırdığı yüzlerce eserle, türküyle halk müziği literatürümüze çok ciddi katkı sağlamıştır. Sayın Başbakanım, değerli misafirler, büyük ustanın ismini yaşatmak, onun kültürel mirasını gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak için Kırşehir Belediyesi olarak Neşet Ertaş ne kadar tevazu sahibi ise, biz onun adına inşa edeceğimiz kültür merkezinin o kadar görkemli olmasını istedik. 21 metrekare kullanım alanı olan merkezimizde şu an içinde de bulunduğumuz 750 kişilik Muharrem Ertaş salonu, 180 kişilik Aşık Said salonu, 70 kişilik Gönül Dağı salonu, 45 kişilik Aydos toplantı salonu, 350 kişilik yemek salonu, 225 metrekare iç bahçesi, 26 atölyesi, kitap kafesi, kültür evi, kütüphanesi, sergi alanı, fuayeleri, 1000 metrekare halı ve kilim müzesi yer almaktadır. Ustanın adına inşa ettiğimiz bu tesis, inanıyorum ki şehrimize yıllarca en güzel şekilde hizmet edecektir. 37 milyona mal olan bu güzel eserimize büyük katkı sunan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bugün bizleri kırmayarak açılımıza teşrif ettiğiniz ve verdiğiniz desteklerden dolayı zat halinize, 8,5 milyon katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, bu eserin tasarımından inşasına kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanım, Kültür Merkezi bu bölgede inşa edeceğimiz projemiz için büyük resmin sadece bir küçük parçası. İnşallah 40 bin metrekarelik bu alan içerisinde diğer köşeye 8 bin kişilik bir Ulu Cami inşa edeceğiz. Ve Kültür Merkezi ile Ulu Cami'nin arasına da Bilim Merkezi ve Gezegen Evi'ni inşallah inşa edeceğiz. Eğitimde marka olmuş Kırşehir'imizin gençlerine en güzel hediye, inanıyorum ki bu bilim merkezi olacaktır. Yine hemen arka kısımda 30 bin metrekarelik alanda TOKİ ile imzaladığımız protokolle inşallah kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz. Ben huzurlarınızda TOKİ Başkanımız Sayın Mehmet Ergün Turan'a hem kentsel dönüşüme hem de yapılacak olan camimize verdiği katkıdan dolayı Kırşehir adına teşekkür etmek istiyorum. Geleneksel hale getireceğimiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'ni organize eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'a, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Nadir Alparslan'a ve Erol Parlak Hocamıza da bu organizasyona mali destek veren Kültür Turizm Bakanlığımıza da teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Yoğun ülke gündemine rağmen programımıza hem ahile hem de kültür merkezimizin açılışına katıldığınız için size tüm Kırşehirler adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Ve yine programımıza katılan Sayın Başbakan Yardımcıma, bakanlarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve yine bugün ustamızın adını taşıyan bu güzel eserin açılışında bizi yalnız bırakmayan çok değerli eşi Leyla Hanım'a, oğlu Hüseyin Bey'e, kızları Döne ve Canan Hanım'a, kız kardeşleri Ayşe ve Nadiye Hanım'a ve erkek kardeşi Ali Bey'e de hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Sayın Başbakanım, her zaman şunu söylüyoruz. Hayali olmayanın eseri olmaz. Eseri olmayanın da tarihte yeri olmaz. İşte biz de sizden aldığımız güçle Kırşehir'imize bu büyük eserleri hayata geçirmenin onurunu yaşıyoruz. Bu 8,5 yılda tam 81 tane büyük projeyi hayata geçirdik. İnşallah şimdi yeni projelerle, yeni yatırımlarla Kırşehir'imizi geleceğe taşımak ve Ahi Evran'ın şehri, Ahili'nin başkenti olmanın manevi sorumluluğunu da üzerimizde hissederek inşallah Kırşehir'imizi Türkiye'nin en güzel vilayetlerinden biri yapacağımıza inanıyorum. Tekrar katıldığınız için tüm misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum. Sağ ol. Kırşehir Belediye Başkanımız Sayın Bahçeci'ye çok teşekkür ediyoruz değerli konuklarımız. Aramızda büyük ustamızın oğlu Hüseyin Ertaş var. Büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyorum kendisini. Buyurunuz.
Efendim, tüm misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. Malumunuz babam konuşma yapmayı pek sevmezdi. Bana da bir yerlerden bulaşmış tabii. Sürçülisan edersem affınıza sığınıyorum. Vasiyeti üzerine babamın temsilcisi olarak ailem, akrabalarım, büyüklerim adına bu güzel kültür merkezimizin yapımı konusunda öncülük eden, proje aşamasından bitimine kadar işin başında olan, en ince ayrıntısına kadar bizzat ilgilenen Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Bahçeci'ye, her türlü desteğini esirgemeyen devletimiz adına Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a, bu yıl maalesef aramızda olamayan fakat her zaman bizim yanımızda olan, Kırşehir'e her yolu düştüğünde babamızı mutlaka ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, yapımında alın teri döken ustasından mimarına kadar tüm emekçilerimize ve sonuçta vergileriyle bizlere büyük gurur yaşatan bu eserin ortaya çıkmasına katkı sağlayan tüm halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum efendim. Müsaadenizle babam ve aptallık geleneği hakkında ben de çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Çalgı çalarlar, Bektaşidirler, Orta Asya'dan gelmişlerdir, Türkmendirler, şu şu bölgelere yerleşmişlerdir. Bunlar işin tarifi, tarihçesi, kronolojisidir efendim. Aptallığın bir de felsefesi vardır. O da babamızın mezar taşında kısaca özetlenmiştir. Saygı, sevgi, hoşgörü. Bu değerler aslında evrensel olmakla beraber bizlerde özel yerleri vardır ve nesilden nesile aktarılır, öğretilir. Biz annemizden, babamızdan, amcamızdan, halalarımızdan böyle gördük. Çocuklarımıza da böyle öğretiriz. Bunları karşıdan beklemeyi değil, karşımızdakine göstermeyi öğretiriz. Karşıdan gelmezse de cahilin kusuruna bakılmaz der, geçeriz. Atalarımızın sözüdür, atasözümüzdür. Can yakmamak, gönül kırmamak en öncelikli kurallarımızdandır. Saygı olmazsa olmazımızdır. Saygısızca bir çocuğu bile sevemezsiniz derdi babam. Saygı sevgiyi kazandırır. Sevgi hoşgörü getirir. Hoşgörü anlayış demektir. Anlayış kavgayı, çatışmayı önler. Babamızın mezar taşında yazılı olan sözler boş sözler değildir. Ömrü boyunca bizlere aktardığı türküleriyle, sözleriyle asıl evi olan sahneden insanlığa vermeye çalıştığı mesajdır. Aptallık felsefesinin özüdür. Bir sevenimiz şöyle bir yorum yapmış. Ben çok beğendim. Neşet Ertaş hem Alevidir, hem Sünnidir, hem Bektaşidir, hem Türktür, hem Kürttür, hem Lazdır, hem Çerkezdir. Bu liste böyle uzayıp gider. Hülasa bu memlekette ne kadar çeşit insan varsa Neşet Ertaş odur. Neşet Ertaş bu milletin ortak değeridir. Kendisine teşekkür ediyorum. Konuşmamı kısa kesip yine babamın sözleriyle bitirmek istiyorum. Sakın ol ha insanoğlu, incitme canı, incitme. Her can bir kalp hakka bağlı, incitme canı, incitme. Yaradabilin mi bir tek telini, güneş gözü mah cemali. Çekemen onun vebalini, incitme canı, incitme. Bu güzel kültür merkezimizin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Büyük ustamızın oğlu Hüseyin Ertaş'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Başbakanım.
Çok değerli Kırşehirli hemşerilerim, kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli sanatçı dostlarımız. Bugün Kırşehir'de Ahi Evran anma toplantısı yaptık. Kırşehir'de hoşgörünün, sevginin, saygının tohumunu eken yaşamıyla topluma örnek olmuş hoşgörü insanın Neşet Ertaş'ın adına yapılmış bu güzel eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ve Neşet Ertaş haftasının da başlangıcını yapıyoruz. 25 Eylül yani 2 gün sonra Büyük Usta'nın ölüm yıl dönümü. Evet, 2 gün öncesinden Neşet Baba'nın huzurundayız. Mekanı cennet olsun. Sesi gönüllerimizde, cismi olmasa da yankılanmaya devam ediyor. Büyük romancımız, değerli yazar Yaşar Kemal'in ifadesiyle Bozkır'ın tezenesi olan Neşet Ertaş'ın sazı yüreğimize, vicdanımıza, ruhumuza dokunmaya devam ediyor. Bu vesileyle Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nin Kırşehir'imize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu yıl ilki düzenlenen Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'nin her geçen yıl daha da artarak, daha da zenginleşerek ve geniş katılımlarla devam edeceğine yürekten inanıyorum. Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olan Neşet Ertaş'a vefa göstermek hepimizin vazifesidir. Hem Neşet Ertaş adına düzenlenen bu festivale hem de üstadın adını taşıyan Kültür Sanat Merkezi'ne emek veren, zaman ayıran, destek veren herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizin bildiği gibi Kırşehir Valimiz, ben de hemşehrim, Kırşehir'e yaraşır bir eser inşa etmişti. Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi. 2014 yılında bugüne hizmette. Bugün de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi bu hizmet halkasına eklenen yeni bir eser oldu. Kültür ve Sanat Merkezimizi Kırşehir Belediye'miz inşa etti. Belediye Başkanımıza gösterdiği bu vefa için, bu hizmet için teşekkür ediyorum. Her iki eser de gönül sultanlarımızın aziz hatırasını ve bizlere miras bıraktıkları eserlerini yaşatacak. Buna inanıyoruz. Dede Korkut'tan Mevlana'ya, Hacı Bektaş Veli'den Hacı Bayram'a, Ahi Evran'dan Aşık Paşa'ya, hamurumuzu yoğuran bütün çınarlarımız bu mekanlarda yad edilecektir. Keza Muharrem Ertaş'ın, Hacı Taşan'ın muhabbet dolusu mirası da bu mekanlarda gelecek kuşaklara aktarılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, birçoğunuzun da bildiği bir hikayeyi
burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Kırşehirli'ye sormuşlar, İstiklal Marşı'nı kim yazdı diye. Şöyle cevap vermiş, Muharrem emmim yazdı. Desek okuma yazması yoktu. Hacı emmim yazdı desek acep okuma yazması var mıydı? Yazsa yazsa Neşet Ağam yazmıştır. Bütün okumuşların cevabını vermesi gereken bir soru var. Kendi yaktığı türkülerde garip mahlasını kullanan Neşet Ertaş, o yoksullukta, o mahrumiyette acaba o hikmetli dili, o irfanı nereden devralmıştır? Abdallık geleneğinin Muharrem Ertaş'tan sonraki en büyük temsilcisi acaba o dili, o manayı nereden almıştır? Her konuşmamızda bu toprakların hikmetini, ruhunu ifade etmek için söylediklerimizi merhum Neşet Ertaş tek bir cümleyle özetliyor. Gönülden gönüle yol gizli gizli. İşte bu 5 kelimelik cümleyi anlatmak için saatlerce konuşsanız az gelir. O ise zor olanı başararak bir cümlede özetlemiş. Bakınız, Zahidem, Gönül Dağı, Yalan Dünyayı ölümsüzleştiren Neşet Ertaş ne diyor? Garibim, can yıkıp gönül kırmadım. Senden ayrı ben bir mekan kurmadım. Daha bir gönüle ikrar vermedin. Batınım sen oldun, zahirim sensin, evvelim sen oldun, ahirim sensin. İşte hikmet bu, mana bu, gönül bu, ruh bu. Değerli kardeşlerim, 5 yıl önce Hakk'a yürüyen Neşet Ertaş'ı 7'den 70'e hepimiz özlüyoruz. Allah'tan sesini, türkülerini dinleyebiliyoruz. Ama sohbeti de, sazı da, sözü de çok lezzetliydi. O milletin sanatçısıydı. Tıpkı Aşık Veysel gibi, tıpkı Aşık Mahzuni gibi, Sümmani gibi, Fahri Kayahan gibi, Karacaoğlan gibi. Hatta milletin sanatçısı olduğunu şöyle ifade eder. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı iken kendisine devlet sanatçısı payesi vermek istiyorlar. O da bu teklife şöyle karşılık veriyor. Hepimiz bu devletin sanatçısıyız. Ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık gibi geliyor diye teklifi kabul etmiyor. Ve şu sözleriyle ne kadar büyük bir üstad olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım, bir tek Büyük Millet Meclisi'nden üstün hizmet ödülü aldım ve bunu kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdadın adını aldım. Evet, Neşet Usta'yı, Neşet Baba'yı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Onu ve onun bir gönül üstadı olmasına vesile olan babası Muharrem Ertaş'ı da
aynı duygularla yad ediyoruz. İnşallah bu değerli sanatçılarımızın, ustalarımızın izinden giden, bıraktıkları eseri, bu değerli mirasın değerini bilen evladı gibi, Hüseyin Ertaş gibi yeni yeni kuşaklar yetişir. İnşallah bu yeni neslin içinden de böyle büyük sanatçılar ortaya çıkar. Sözlerimi tamamlarken, açılışını yaptığımız Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nin ve anısına düzenlenen festivalin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Neşet Ertaş'ın sözüyle ayağının turabiyim, dertlerinizin ortağıyım diyor. Biz de hükümet olarak, AK Parti iktidarı olarak 15 yılda diyoruz ki, ey milletim, biz de sizin ayağınızın turabı, dertlerinizin ortağı olmaya devam ediyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini bir süre daha müsaadeleriyle sahnede ağırlıyoruz efendim. Çünkü sıra geldi ödüllerimizi takdim etmeye. Bunun için Sayın Belediye Başkanımızı bir kez daha sahneye alalım efendim. Buyurunuz. İlk ödülümüz kültür sanat araştırmaları alanında. Layık görülen isim Sayın Baki Yaşar Altınok. Buyurunuz efendim alkışlarınızla. İkinci ödülümüz yorumculuk alanında. Kime gidiyor? Sayın Nazlı Öksüz. Alkışlarınızla efendim. Bir diğer ödülümüz mahalli icra alanında layık görülen isim Sayın Ayvaz Başaran, fakat ne yazık ki Ayvaz Başaran rahatsız olduğu için şu an aramızda değil, ödülünü yerine oğlu Zafer Başaran alacak. Ve bir diğer ödülümüz Genç Yetenek Ödülü Sayın Ramazan Bağgül. Ve geldik son ödülümüze. Yaşam Boyu Onur Ödülü. Layık görülen Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım hediyesini belediye başkanımız takdim edecek. Ödül alan herkesi bir kez daha tebrik ediyoruz. Sayın bakanlarımızı, bakan yardımcılarımızı, konuk Azerbaycan milletvekilimizi, sayın valimizi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ustalar Topluluğu sanatçılarını ve diğer sanatçılarımızı sahneye davet ediyoruz aile fotoğrafı için. Neşet Ertaş'ın ailesi de burada bizimle birlikte ve büyük alkışlarınızla. Eşi Sayın Leyla Ertaş. Oğlu Sayın Hüseyin Ertaş, kızı Sayın Döne Ertaş ve diğer kızı Sayın Canan Ertaş'ı da büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim.
Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, programımız burada sona erdi. Teşrif eden başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz.